3 boyutlu görüntülerimizin bu arada oynatılması için 3 boyutlu görüntü oynatıcının daha önceden bilgisayarımıza indirilmiş olması gerekiyor. Yine araçlar bölümündeki içeriklerin açılması için de flash player'ın indirilip bilgisayarımızdan gerekli izinlerin verilmiş olması gerekiyor. Burada kullanımı kolaylaştırmak için alanlar var. Çok güzel. Coğrafyadan görsel sanatlara kadar. Fakat inanın keşfettiğiniz zaman, biraz karıştırdığınız zaman bu alanların dışında da birçok içeriğe, birçok alana hitap ettiğini görebilirsiniz. Şöyle bir incelersek eğer, bakın şu an en çok gündemde olan konulardan biri virüslerle ilgili bir burada içerik bile mevcut. Hani belki etrafımızdan kuzenlerimiz, işte çocuklarımız, yeğenlerimiz bu virüs nedir? Hani herkes bahsediyor ama ben göremiyorum ki nerede dedikleri zaman buradan çok güzel açıp gösterebiliriz. Birçok çeşidi tanıtılmış ve oynatılmış şekilde. Şimdi biz başlayalım coğrafya alanımızdan incelemeye. Coğrafya alanında da okul öncesinden yine üniversiteye kadar dediğim gibi hatta daha da hani üst yaş gruplarına bile hitap edebilir sizin merak duygunuza göre ya da keşif duygunuza göre. Buradan birazdan bir inceleme yapacağız. Şöyle bir temel başlıkları görebilmeniz adına akışı sağlıyorum. Biz bugün dünyanın yapısı modelini göreceğiz, 3 boyutlu görüntü olarak. Şöyle açtığımız zaman incelemeye başlayabiliriz. Bu arada Mozaweb'in en önemli ve en güzel özelliklerinden bir tanesi, dünyanın yapısı burada orta düzeyde inceleyeceğiz biz ama bunu temel düzeyde yani ilkokul seviyesinde temel düzeyini incelerken ortaokul seviyesinde orta düzeyini inceleyebilirsiniz. Şimdi nasıl kullanacağımızı şöyle bir görelim. Buradan bir müzik ayarı var. İstersem sesi yükseltebilirim ya da alçaltabilirim. 3 boyutlu görüntülerde kullanılan arka plan sesleri çok etkileyici Hayır oluyor hocam. bu arada. Hayır Efendim hocam. hocam. O animasyon ekranında görebilir miyiz biz? Animasyon ekranınız şu an gözükmüyor mu hocam Şu sizde? anda göremedik. Muhtemelen ikinci pencere açtı o yüzden. Tamam, hemen Onu tekrar tekrar bakalım. başlatalım. Tamam. Evet. Dediğim gibi orada önce bir uyarı çıkıyor. Çünkü 3D oynatıcının bilgisayarımıza indirilmiş olması gerekiyor. 2-3 saniye içinde görüntümüz yükleniyor. Şu an gördük mü ekranımızı? Hayır hocam göremedik. Evet, şu Yalnız anda bu sayfadan çıkıp tekrar o sayfayı tıklamak lazım. ekran Tamam. paylaşımını şey yapalım Hemen hocam. hallediyoruz. Düzenleyelim. Evet. Şu anda tamamlayın hocam. Tamam, süper. Devam edelim o zaman. Şimdi o zaman şu ses özelliğini tekrar bir söyleyeyim. Buradan bir ayarlama yapabiliyoruz. Ve dediğim gibi Mozaweb'in en önemli özelliklerinden biri arka plan seslerinin çok iyi seçilmiş olması. İstersem kapatabilirim. Şu an bir anlatım yaptığım için kapatacağım. Buradaki görüntüyü mouse hareketiyle çok rahat tüm eksenlerde döndürebilirim, oynatabilirim. Öğrenciler burada hem gece gündüz farkını, aydınlanma çizgisini hepsini görebilirler. İki parmak hareketiyle yine büyütebilirim boyutunu ya da boyutunu küçültebilirim. Döndürebilirim. Bilgisayarlarda, tabletlerde, interaktif tahtalarda 2 boyutlu olarak inceliyoruz. Fakat bizler bunu sınıf ortamlarımızda VR gözlükler yoluyla öğrencilerimiz 3 boyutlu olarak da çok güzel bir keşfe çıkabiliyorlar. Bunun dışında burada açıklama bölümümüz var. Bu harf A harfine tıkladığımız zaman buradaki içerikle ilgili açıklamalara ulaşabiliyoruz. Bilgi bölümümüz var. Bilgi bölümümüzü kısa kısa not aldırmak için kullanabiliriz. Genel tekrar amaçlı verebiliriz. Ya da bazen buradaki animasyon bölümü, onu da birazdan göstereceğim. İngilizce dilli olabiliyor. O zaman buradaki içerikten de faydalanabiliyoruz. Bu çok güzel bir özellik. Burada coğrafya alanında dünyanın yapısını incelerken buradaki bağlantıya tıkladığım zaman benzer içerikler geliyor. Şöyle aşağıya doğru kaydırdığım zaman görebilirim. Mesela dediğim gibi bu orta düzeyi
temel düzeyi de var. İlkokulda diyelim temel düzeyden başladım. Temel düzeyden başladıktan sonra daha meraklı öğrencilerim var. Öğretmenim hani dahası yok mu? Bir üst kazanıma çıkmak isteyen öğrencilerimiz var. Ya da zenginleştirilmiş eğitim planına ihtiyaç duyan öğrencilerimiz var. O zaman buradan orta düzeye devam edebilirim. Ya da onların keşfine bırakabilirim. Daha yükseğe tırmanmalarına bırakabilirim. Bizler sonuçta yol göstereceğiz. Biraz da onların keşiflerine bir şeyleri bırakmamız lazım. Bunları hem hocalarımız kullanımına açık hem de öğrencilerimiz de artık yavaş yavaş tanımalı ve kullanmalı diye düşünüyorum. Buradaki ikon ana sayfaya dönmek için bu ekranın nasıl kullanılacağı konusunda burada bir kılavuzumuz var ve ayarlar bölümümüz var. Ayarlar bölümünden boyut ayarlaması yapabiliriz. Birçok dil seçeneği var çünkü bu uygulama dünyanın birçok yerinde aktif olarak kullanılan bir uygulama. Şimdi biraz içeriklere bakalım. Mesela iç yapısını burada çok güzel gösteriyor. Şuradan biraz müzik de verelim. Arka planda. Bunu yine öğrencimiz istediği gibi döndürebilir. Bunu şöyle de hayal edebilir. Sınıf ortamında biraz daha karanlık. Akıllı ekran üzerinden işte bunun bir yanda böyle açıldığını, müzikle beraber öğrencileri ne kadar etkileyeceğini, merak uyandıracağını hayal edebiliriz. Profilden görebiliriz bu içeriği. Şöyle baktığımız zaman bunu da yine tüm eksenlerde çevirebiliyorum. Sonra katman katman inceleyebiliyorum. Hangi katmanda ne gibi olaylar gerçekleşiyor görebilirim. Kesit olarak görebilirim istersem. Yine herkesi çevirebilirim. Bir sınama bölümümüz var burada. Bu arada bu alttaki içerikler 3B görüntüye göre değişiyor. Kimisinde mesela oyunlar da eklenmiş oluyor. Bazılarında fizikte vardı galiba Edison'un ampulü 3 boyutlu görüntüsünde mesela Edison'un kısa bir biyografisi eklenmişti ve görüntüsü vardı gibi. Buradaki sınavdan istersen faydalanabilirim. Bir de animasyon bölümümüz var. Müziği kapatalım. Çünkü dünyanın iç yapısını incelemek zordur. Çünkü en derinlere inen sondajlar bile yalnızca birkaç kilometreye ulaşabilmiştir. Animasyon dediği bölüm aslında bir konu anlatımı. Bütün konuyu özetleyen bir konu anlatımı 5 dakikalık. Bunu da öğrencimize mesela genel tekrar olarak verebiliriz. İstersek canlı ders esnasında kullanabiliriz, sınıfımızda kullanabiliriz. Veya dediğimiz gibi onların istifadesini daha sonra kullanmak üzere sunabiliriz. Çünkü Mozovep'te bir yaş sınırı yok. Öğrencilerimiz de ücretsiz üyelik sağlayabiliyorlar. Dünyanın merkezi ise yüzeyinden 6371 kilometre derinlikte bulunmaktadır. Şöyle yeterli sanırım bu konu anlatımı. Bir de burada küçük bir noktamız var, ikonumuz var. Burada da bazı araç özelliklerimiz var. Mesela çizme özelliği. Ne istediğim gibi kullanabiliyorum. Şöyle bir uygulama olabilir. Buradan dünyanın iç yapısını açtım. Ve buradan bilgiyi kapattım. Sonra denetimi öğrencime verdim. Çizme bölümünden öğrencime diyorum ki renk değişikliği de yapabilirim. Kalemin ucunun kalınlığını da değiştirebilirim. İç çekirdeği bana işaretler misin dediğimde buradan öğrencim işaretleme yapabilir. Ufak tefek buradan böyle araçları kullanarak dersi daha hareketli bir hale getirebiliriz. Buradaki araçlarımız, arayüzdeki araçlarımız bu şekilde. Şimdi bunu kapattık. Bir kimya bölümüne hemen göz atalım. Kimya bölümünde biraz daha üst seviye lise. Ama tabii merak ve keşfin yaşı yok dediğimiz gibi. İlkokulda da bir öğrenci RNA'nın yapısını merak ediyorsa somutlaştırmak adına bunlar bizim için çok iyi içerikler olacaktır. Hemen buradan açıp gösterebiliriz. Onların sorularına daha net, daha kalıcı cevaplar bulabiliriz. Şöyle bir içerikleri bir sayfa daha akışını sağlayalım. Çok detaylı ve her sınıf seviyesinde kazanımla örtüşen içerikler bunlar. Biyoloji bölümüne geldik. Mesela köye gittik diyelim, işte babaannemiz, anneannemiz artık diyor ki yavrum benim kulaklarım işitmiyor. Anneanne gel bak aslında bizim kulaklarımız nasıl işitiyordu biliyor musun diye bunu açıp mesela gösterebiliriz. Sonuçta hayrete düşmenin, şaşırtmanın bir yaşı olmadığı için ve deneyim her yaşta kazanıldığı için onlara da böyle farklı süreçler, deneyimler yaşatabiliriz gibi.
ya da sesin oluşumu. İlkokul seviyesinde bilim derslerini biz veriyoruz bu sesin oluşumu. Kazanımını öğrencimiz bize diyebilir. Öğretmenim ses oluşuyor, titreşimler var diyorsunuz ama ben bu titreşimi görmüyorum. Hani bu titreşimler dediği zaman akıllarındaki soruları burada somutlaştırarak biraz içlerini o noktada ferahlatabiliriz. Bu amaçla kullanabiliriz. Biz geçen yıllarda insan iskeleti konusunda yine bu üç boyutlu görüntüyü kullanmıştık. Hemen ona da bir bakalım, inceleme yapalım. Şöyle bir yandan süre kontrol yapıyorum. Süremiz hızlı akıyor. Bakın buradaki içeriğin değiştiğini söylemiştim ve fonda yine çok güzel bir müzik var. Kişisel olarak böyle müzikten hoşlanan öğrencilerimiz için ya da görsel hafızası daha iyi olan öğrenciler için bu görüntüler çok etkili oluyor. Şöyle iskeletteki bütün detayları gösteriyor. İstersen yine açıklamaya kapatıp tek tek üzerinden öğrencilerimle geçebilirim. Yine bir animasyon bölümümüz var. Bu görüntüleri yine VR gözlükle kullanmıştık ve 3 boyutlu olarak deneyimlemiştik. Buradaki hızı değiştirebilirim ve tüm yörüngelerde buna hareket verebilirim. Burada ekstra diğerinden farklı olarak 2 tane oyun eklenmiş. Burada mesela kemikleri yerine koy oyunumuz var. Burada denetimi, online eğitimde denetimi öğrencilerimize vererek bu uygulamayı yaptırabiliriz. Ya da bir sınıf dışı, online eğitim dışı ekstra çocuklara bir görevlendirme verdiğimiz zaman kullanabiliriz. Buradan bir ekran videosu çekerek çok eğlenceli bir çalışma yapabilirler. Şöyle istediği gibi çevirebilir, yerleştirebilir istediğini, kemiği. İstediği boyutta. Mesela bu açıda göremedi. Ben bu açıdan bakmak istiyorum dedi. İstediği gibi döndürebilir. Bir de bulma oyunumuz var yine pekiştirme amaçlı. İşte vücudun uygun yerine tıkla, uyluk kemiğine tıklamasını istiyor gibi. Bundan da bir çıkış yapalım. Matematik alanındaki en önemli şeylerden biri ilkokul kazanımlarıyla çok iyi örtüşmesi. Ve mesela çevre alan yüzey konusu hemen hemen o ilkokul, ortaokul, lise yani bütün sınıf seviyelerinde olan konular. Bu yüzden buradaki içeriklerden çok rahat faydalanabiliriz. Yine tartma konusu. Burada mesela 10 tane ağırlık veriyordu. 9 tanesinin ağırlığı aynı, bir tanesinin farklı. En az tartmayla nasıl buluruz diye soruyor. Her yaş seviyesinde yine kullanılabilecek bir uygulama. Akıl yürütme, problem çözme, deneme yöntemlerinin hepsini burada öğrencimiz uygulamış oluyor. Şöyle fizik alanına bir bakalım. Fizik alanında da yine 4. sınıfta özellikle mesela elektrik konusu var. Bu az önce bahsettiğim Edison'ın ampulü konusu, elektrik zili. Bizde basit elektrik devreleri var. Biz de bugün bu bağlamda aslında biraz da içeriklerimizi anlatıyoruz. Burada ilkokul öğrencilerimiz basit bir elektrik devresi görürken sonraki sayfalarda mesela bir pilin çalışma prensibi var. Alkali pillerle ilgili. Eğer öğrenci merak ediyorsa elektronlar nasıl hareket ediyor öğretmenim diye. Buradan bu incelemeyi yapabilir mesela. Ya da bir ampul nasıl çalışıyor? İşte elektronların akışıyla filaman kızarmaya başlıyor. Hepsini somut olarak görebilir. Teknoloji alanı hemen hemen her öğretmenin alanı hitap ediyor. Sosyal bilgiler öğretmenleri, sistem öğretmenleri, İşte fen bilgisi sınıf öğretmenleri, okul öncesi herkesin kullanabileceği bir alan. Merak duygumuzu coşturacak bir alan diyebiliriz. Burada keşfe çıktığımız zaman zaten görüntüden görüntüye akıyoruz. Ama bir yandan da bakın yine kazanımlarla uyuştuğunu görebiliriz. Mesela internet nasıl çalışır? Öğrencilerin belki anlamlandırmakta zorlanabileceği konulardan bir tanesi olabilir. Çünkü somut bir akış görmedikleri için. Ya da ses konusu yine 4. sınıflarda, kazanımlarda mevcut gibi. Biraz hızlıca buraya geçmek durumundayım çünkü süreme baktığımda biraz akış sağlandı. Yine tarih ve görsel sanatlar alanlarımızda da içeriklerimiz var. 3 boyutlu görüntülerimiz bu şekilde. Videolar bölümümüz var. Zengin içerikler var yine burada da. Videolar bölümünde de aynı zamanda deneyler de var. Buradaki deneyler de sınıf dışında da kullanılabilir. Online eğitimde karşılıklı yapılabilir. Mesela elektrik konusunda burada çok güzel, basit malzemelerle kullanabileceğimiz, yapabileceğimiz elektrikli nişasta deneyi var. Karşılıklı kamera karşısında yaptığımız zaman hem birbirimizin sonucunu gözlemleyip hem de üzerinde konuşma, tartışma fırsatı sağlayabiliriz. Ve
derse de her yere de merak eden hani gider biraz gibi düşünerek onların meraklarını burada yine çekebiliriz diye düşünüyorum. Araçlar bölümümüzde hemen şöyle anlatayım. Genel olarak kullanabileceğimiz araçlar var. Her derste mesela kronometre, soru çözümlerinde, sunumlarda, münazaralarda zaman yönetimi olan her konuda kullanılabilir. Takvim yine özellikle küçük yaş seviyelerinde işte bugün günlerden ne, hangi gündeyiz, hangi aydayız, zaman akışını takip etmek için önemli bir araç. Matematik alanındaki araçlar, sayı doğrusu, hesap makinesi, çarpım tablosu, şöyle aşağıya doğru kaydığım zaman bu tür araçlar yine her sınıf seviyesinde kullanılabilecek araçlar. Fizik bölümünde bugün elektrik masası mesela kullanılabilir basit elektrik devrelerinde. Hem ilkokul seviyesinde hem ortaokul seviyesinde direnç bağlayarak mesela kullanılabilir. Aynı zamanda FET'te de benzer bir içerik var. Bugün belki onu görebiliriz. Coğrafya alanında yine çok güzel kullanabileceğimiz araçlar, haritalar, dünya modelleri var. Ve yukarıda olmayan alanlardan bir tanesi müzik alanı. Bir de dil alanımız var. Dil alanı genelde İngilizce olarak kullanılmış içerikler. Fakat belki harf tahtası Türkçe'ye uyarlanabilir. Burada da bir keşfe çıkabiliriz. Tüm bunlardan sonra tanıtımımızı tanıttıktan sonra hala aklımızda soru işareti varsa burada küçük bir soru işareti ikonu var. Burada aklımızdaki sorulara cevap bulabiliriz detaylı olarak. İlk hesap oluşturmadan nasıl kullanacağımıza kadar. Bir de tanıtım videolarımız var detaylı olarak. Mesela 3 boyutlu görüntüler, hani hangi amaçla kullanılır daha çok, nelere hizmet eder. Ve farklı ülkelerden farklı hocaların sunumları var. Bu alanlardan da faydalanabiliriz diyorum. Teşekkür ediyorum ve sözü Durmuş Hocama bırakıyorum inşallah. Evet, teşekkür ederiz Nane Hocam. Sağolunuz. Evet. Evet, hocalarımız da eksiksiz devam ediyorlar. Bu da güzel. Teşekkür ederiz. Şimdi, o zaman müsaadenizle ben ekranı alıyorum. Tamam, buyurun lütfen. Evet, ekranda şöyle yapsak sanırım yeterli. Evet hocalarım, tekrar hoş geldiniz diyelim. Şimdi Nearpod isimli bir web aracını tanıyacağız. Nearpod... Nasıl etkileşimli dersler tasarlayabileceğimiz konusunda bize çok çeşitli fırsatlar sunuyor. Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Nearpod sayesinde dakikalar içinde etkileşim dersler oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Video, PDF, slide, online sayfalar, açık uçlu sorular, anket, ortak panel çalışmaları, eşleştirme, bilgi yarışmaları gibi içerisinde çok fazla etkinliğin olduğu kullanabileceğimiz online bir platform Nearpod. Bu uygulama sayesinde dersleri tüm öğrenci ekranlarında senkronize edebiliyoruz ve kontrol edebiliyoruz. İsterseniz canlı bir oturum paylaşabilirsiniz, isterseniz ödevlendirme yaparak dilediğiniz öğrencilerinize, dilediğiniz çalışmaları gönderebilirsiniz. Şimdi şöyle bir uygulama yapalım isterseniz. Uygulamamızı başlatırken, hemen siz şu anda sanıyorum Teachers ve Students bölümünü görüyorsunuz benim ekranımda. Kendi evet hocam. Hızlıca bir giriş yapayım ben. Sizler de bu arada Nearpod Student yazarak arama motoruna ya da yeni bir sekme açarak bilgisayarınızdan Nearpod Student yazarak biraz sonra vereceğim kodu oraya yazabilirsiniz. Şu anda benim Nearpod hesabımdayız. Başlayacağımız ve üzerinde çalışacağımız dersimiz elektrik atölyesi. Ben bu elektrik atölyesi dersini canlı bir ders olarak sizlerle mini demo hızlandırılmış mikro bir ders olarak tasarladım. Şimdi canlı bir ders başlatacağız ve bu dersi başlatmanın yolu buradaki bağlantı kodunu Nearpod Student adresine sizlerin girmeniz. Ben de hem de kendi telefonumdan girerek sizlerin nasıl takip ettiğine dair fikri sahibi olmak istiyorum. DMFOS 5 harfli kodu girdiğinizde derse dahil olacaksınız. İsminizi yazarsanız, sadece isim yeterli. İsim, soy isim, baş harfler yazabilirsiniz. Hocam verdiğim cevaplar deşifre olmasın, nickname kullanmak istiyorum diyen varsa hocalarımız kendileri bilirler. Adınızı yazdıktan sonra alt satıra herhangi bir şey yazmanıza gerek yok.
Derse katıl seçeneğini tıkladığınızda derse girebilirsiniz. Hemen ben şuradan chat bölümünden de yazayım Nani Hocam. Ya da siz yazabilir misiniz Nani Hocam chat bölümünden? DMFOS. Tabii hocam, hemen yazıyorum. Ben hemen burada dersi başa alıyorum. Dersi başta unutmuşuz Nani Hocam. Başlatırız olsun. Evet. Şöyle gelelim. Tekrar. Hocalarımız zaten dahil olanlar ekranın hızla kaydığını görecekler. Kendi telefonlarından, cihazlarından. Evet, sanırım hocalarımız şu anda dahil oldular. Kimler var? 15 kişi görüyorum listede. Ali, Anıl, Büşra Çimen, Dur, Ed, Fatih, FDF, Kübra, Narin Tezcan, Rümeysa, Serkan Solmaz, Seyma, Teknoloji Zirvesi, Öke, Öner, Yavru. Öğrenciler dahil oldukça buradaki isim listesinden onları göreceğim. Kodumuz burada yazıyor arkadaşlar. DMFOS koduyla Nearpod Student adresinden hemen hızlıca girip derse dahil olabilirsiniz. 30 saniye kadar daha bekleyelim ve derse başlayalım. Derse geç kalan öğrenciler olabilir. Biz derse başladıktan sonra da yine bu kod aktif olacak. Hemen kodu girerek bizim olduğumuz yerden derse dahil olabilirler. 20 kişi olduk. Bakıyorum. Pasif olan bir arkadaşım var. Onu ben çıkarayım. Tamam. Dilediğiniz öğrenci bu arada dersten dışarıya hava almaya gönderebiliyorsunuz. Ya da yanlışlıkla çıkış yaptık diyelim. Tekrar evet, aynı kodla giriş yaptığımız zaman öğretmenimizin bulunduğu sayfadan devam edebiliyoruz. Evet. 19 katılımcımız var şu anda. Diğer arkadaşlarımız teknik bir problem mi yaşıyor acaba, katılamayanlar? Chat bölümünden herhangi bir yorum var mı Nani Hocam? Hayır, henüz yok. En son kodumuzu paylaştık. DMOFS. 20 kişi olduk şu anda. 31 katılımcıydık. 20 gördüğüm için biraz bekleyeyim dedim ama dilerseniz başlayalım. Çok da vakit kaybetmeyelim. Şimdi bu ders uygulamasını uygulamalı olarak şöyle başlatıyorum müsaadenizle. Evet. Dedik ki ilginç bir soruyla girelim. Bir ortak pano platformumuz var. Burada her öğrenci kendi cevabını girebilir ve arkadaşlarının da yazdığı yorumları, cevapları görebilir. Bir Padlet çalışması tarzında. Öğrencilerimin cevabını önceden görmek isteyip istemediğimi bana soruyor program. Buradan bir ayar yaparak sayfayı etkin hale getiriyorum. Buyurunuz, görmüyorum ki nasıl var, elektriğin varlığını nasıl ispatlarsınız gibi bir kanca sorusu sunuyorum öğrencilere. Beni çarpar demiş hemen Serkan hocamız. Bu çarpıcı cevabı hemen ben öğretmen olarak beğenebiliyorum. Dileyen başka bir öğrenci de başka bir öğrenci arkadaşın yorumunu beğenebilir. Çarpılıyoruz diyen var. Bu ispat yolu tehlikeli bir ispat yolu olabilir. Bunun dışında bizim dışımızdaki gerçekleşen olaylar üzerinden örnekler verebilir. Çocuklar bu yönde yönlendirebiliriz. Avometre ile ölçülür demiş. Hocamız fizik hocasıydı sanırım. Diken diken oluruz diyen var. Enerji kazanıyoruz. Doğru. Isı enerjisi, elektrik, ışık enerjisi. Bunların tamamı aslında elektriğin varlığını ispatlayan türden şeyler. Bakın görseller de ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada Google'dan görsel ekleme seçeneği var. Mesela buradan görselimle beraber yollayabiliyorum gibi. Tüm öğrencilerinizin cevabını buradaki ortak platformdan görebilirsiniz. En beğenilen yorumlara göre bir sıralama yaparsanız mesela en çok like alanlar başa geliyor gibi. Burası bir ortak platform çalışmasıydı. Derse girerken kullanılabilir dediğim gibi. Pekala, şimdi dersimizin içeriğinin kazanımları ve konuyu özetleyecek olan içeriğine gelelim. Bir slide sunumum var burada. Basit elektrik devreleri hakkında ve devre elemanları ile alakalı. Bu kısmı dilerseniz kendi ekranınızdan kaydırabilirsiniz. Yönlendirme yaptığınızda her öğrenci de kendi ekranından aynı zamanda kaydırabilir. Şu anda test edebilirsiniz. Bu bir konu anlatımı olduğu için eş zamanlı gitmek istiyorum hocam. Çocuklar benim ekranıma baksın. Tamamen sizin tercihiniz. Fakat yine de buna rağmen sizin hızınızı yavaş bulup daha hızlı öğrenen çocuklar kendi cihazlarından hızlı bir şekilde ekranları kaydıracaklardır. Burada elektriğin günlük hayatımızdaki yeri, devrenin tanımı, elektriğin takip ettiği yol, devre elemanları, bu elemanların devredeki rolleri, hangisi gerekli, hangisi
olursa iyi olur türünden ekipmanlar. Hızlıca böyle bir sunum içeriği görüyorsunuz. Bu sunum içeriğini verdikten sonra artık benim buradaki öğrenilmesini istediğim bilgilerle ilgili bir ölçme yapmam gerekiyor. Bu ölçmeyi de yaparken bir bil bakalım etkinliği koyuyorum. Açık uçlu sorularımı hemen işe koşuyorum. Açık uçlu sorularımda da yine her öğrencinin kendi ekranından cevap verebileceği ama aynı anda öğretmenin ekranında bütün öğrencilerin cevabını görebileceği bir uygulama var. Basit bir elektrik devresinde bulunması gereken elemanlar nelerdir diye sordum öğrencilerime. Ve bu arada eğer benim ekranıma bakarsanız tüm öğrencilerin cevaplarının, şu anda isimleri kapattım, açabilirim, kapatabilirim. Bu sizin sınıfınızın dinamiklerine bağlı bir durum. Öğrenciler daha yürekli ve cesur cevaplar versin istiyorsanız eğer, isimleri kapatabilirsiniz. Mesela burada direnç anahtar cevabı var, direnç var. Ampul anahtar kablo ve pil var, pil ampul. Pil kablo bağlantısı, ampul var gibi öğrencilerin cevaplarının geldiğini görüyorum buradan. Şu anda %48'lik bir katılımla sorular yanıtlandı. Birkaç saniye sonra muhtemelen sizin cevabınız düşecek. Bakıyorum. Hı-hı. Pil, iletken, tel, anahtar, ampul. Detay veren hocalarımız var. İletken. Doğru. Cevap vermeyen ya da veremeyen hocalarımız olabilir. Vermiş birkaç saniye sonra bize düşecek olanlar olabilir. Bakınız. Burada %72'lik bir katılım var. Öğrencilerinize bir süre tanımlaması da yapabilirsiniz ama biz biraz demo ders dediğimiz için mesela bu kısmı hızlıca geçiyorum. Çünkü raporlama kısmını dersimin sonunda almak istiyorum ben. Konu içeriğimi verdim. Bununla ilgili bir yoklama sorusu sordum. Devam ediyorum. Neyle devam ediyorum? Bir oyunla devam ediyorum. Bir hafıza oyunuyla devam ediyorum. Bu hafıza oyunumda amacım şu. Biliyorsunuz biraz heyecan, biraz eğlence. Çocuklardaki öğrenme hormonlarının hızlanmasını, öğrenmeyi de bu şekilde kolaylaşmasını sağlıyoruz. Hafıza oyunumuzda kullanacağımız görseller yine elektrikle ilgili ekipmanların hem basit elektrik devresindeki ekipmanların hem de şehir şebekesindeki elektriğin izlediği yollarda karşımıza çıkan elemanların görselleri. Her öğrencinin buradaki kartların eşini bulmasını istiyorum. Hızlı bir şekilde tüm öğrenciler çiftini bulduğu kartların burada tersini çevirecek. Bir hafıza oyunu. Ölçme var mı? Yok. Fakat şöyle bir ipucu var. Hangi öğrencinizin kaç denemede tüm kartları doğru çevirdiğini görebiliyorsunuz raporlarda. Bu da size şunu gösterebilir. Kısa süreli hafızada öğrencinin yetkinliğini ya da varsa yaşadığı sıkıntıları size sinyal olarak gönderecektir. Ya da çok hızlı yapan öğrencilerinizin bu anlamda görsel hafızası çok iyi olan çocuklarınızın hakkında da bilgiler verecektir. Bu anlamda aralarda kullanacağınız oyunlar ve aktiviteler önemli arkadaşlar. Çeviren arkadaşlarımız vardır muhtemelen. Biraz sonra dediğim gibi raporlamalarda hangi öğrencinin kaç denemede gerçek sonuçları bulduğunu inceleyeceğiz. Hafıza testimizi de kullandık. Pekala devam edelim. Basit elektrik devresi, elektriğin şehir şebekesinde izlediği yol. Minik bir film izleyelim bununla ilgili. Bu filmi izlerken her öğrencinin kendi ekranından oynatmasına izin verebileceğiniz gibi sadece kendi ekranınızdan da oynatma seçeneğini seçebilirsiniz. Ben her öğrenci kendi ekranından oynatabilsin istiyorum ve 2 dakika veriyorum. Buyurun herkes kendi ekranına gelen videoyu izlesin. Ben de kendi ekranımdan oynatabilirim dilersen. Siz oynatabildiniz mi? Ali okuldan geldi. Evet hocam, aktif oynatılıyor şu an. Tamam. Lambayı açmak için masaya yaklaştı. Basit bir stop motion çalışması. Lambanın içini tuttu ve çekti. Meseleyi somutlaştırmak adına acaba basit elektrik devresinden şehir şebekesine geçmekle ilgili de güzel köprü var. Haydi hep birlikte öğrenelim. Evet. Dirençler geliyor. Dirençler geliyor, geldi. Lambanın birlikte evet. Öğrenişler geliyor. Biraz hızlandırıyorum. Ampul. Ben olmadan nasıl hep bende? Elektronlar hareket ediyor. Ben çıkıp dedim. Geldim. Evet. Koşun. Devre tamamlanmak üzere. Anahtar kapalı olduğu için ampulümünde ışık verdiğini nasıl yandığını öğrendiği için çok mutlu oldum. Peki ya siz öğrendiniz mi? Basit elektrik devresinden şehir şebekesine bir geçiş yapmak istedim. Ve bu videoyu koydum araya. Sonrasında da dedim ki o zaman eşleştirelim. Basit elektrik devresindeki hangi eleman şehir şebekesinde hangi elemanla
aynı görevdedir, eş görevdedir. Bir eşleştirme etkinliği yapalım dedim. Burada da eş olduğunu düşündüğümüz görselleri arda arda tıklayarak eşleştireceğiz. Yine hangi öğrencinin kaç denemede doğru sonuca ulaştığını görebileceğim. Şu anda bakın ben isimleri kapatayım mesela. Burada öğrencilerin girişlerini hemen anlık olarak takip edebiliyorum. Mesela hemen hemen tamamlanmak üzere gibi. Yani aracın en büyük avantajlarından birisi hocalarım anlık ve ders sonunda detaylı rapor sunuyor olması. Bu çok önemli. Çoğu zaman değerlendirmelerimizi nasıl yapıyoruz? Biraz daha çalışman lazım diyoruz değil mi? Neye, ne kadar? Mesela velilere bu anlamda çocuklarla ilgili bilgiler sunarken, raporlar sunarken de çok önemli doneler bunlar. Oldukça detaylı. Bakınız burada hemen hemen tüm öğrencilerimiz çok az deneme sayılarıyla, ki bir öğrencim 8 deneme yapmış. Burada mesela bir sinyal veriyor bana öğretmen olarak. 4'te 4 yapan öğrencilerimin çokluğu sevindirici diyerek bir kendimi de böyle değerlendiriyorum. Konunun verimliliği açısından öğretmene de bir geri bildirim var bu hususun. Pekala, eşleştirme etkinliğimizi de yaptık. Devam ediyorum dersime. Öğrencilerim de kendi ekranlarından takip ediyorlar. Bir çizim etkinliği yapalım. Farklı öğrenme ihtiyacı olan çocuklar var. Çizim yapmayı seven çocuklar var. Bu konumuzu bir analojiyle devam ettirelim. Nasıl? Biz diyoruz ki mesela basit elektrik devresinde elemanları olan pil, anahtar, kablo, ampul ve artı duy vücudumuzdaki hangi organlara veya sistemlere benzetilebilir? Çizer misiniz? Ya da resim ekler misiniz? Şimdi her öğrencim kendi ekranından çizim yaparken ben de öğretmen ekranından şöyle arkama yaslanıp hangi öğrencim ne gibi bağlantılar, ilişkiler kurmuş bunları göreceğim. Ekranınızda çizim yapacak yer göremeyebilirsiniz telefonla bağlanıyorsanız. Sol tarafta bir mavi ok var. Onu yukarı kaldırdığınız anda daha geniş bir çizim alanı bulabilirsiniz. Nalan Hocam bu arada chat bölümüne bakabiliriz. Hemen bakalım. Hocalarımızın yazdığı şeyler varsa. Burada görsel de ekleyebilirsiniz hocalarım. Mesela kalp benzetmesi var ama acaba kalp hangi basit elektrik devresindeki ekipmana benzetildi? Pil olabilir. Evet, kalp pil eşleştirmesi var mesela burada. Bakın, dilerseniz öğrencilerinizin çizimlerini öne çıkarıp buradan da sunabilirsiniz. Göstereyim öğrenci isimlerini mesela. Serkan Solmaz. Ampulle insan kafası, belki muhtemelen duyu organları, belki muhtemelen göz, kulak ilişkisi kurmuş olabilir. Kalp pil eşleştirmesi var. Yazıyla ifade etmek isteyen öğrenciniz de olabilir. Çizim yeteneği iyi değildir. Damar kablo, kalp pil, beyin anahtar gibi olabilir. Muhtemelen hocamız burada kalp ve pil ilişkisini kurdu. Bunlar niçin önemli? Şunun için önemli hocalarım. Kavramın çocuk dünyasındaki, zihin dünyasındaki yeri sizin anlattığınızdan çok daha geniş olabilir. Ve o çocukları buralarda bakın bağlantı kablosu ve damarları örneklemiş mesela bir görselle hocamız. Burada çocukları yakalamak için müthiş bir fırsat. Ne kadar çeşitli araç kullanırsanız öğrencileriniz o kadar tatmin olmuş olarak dersten ayrılırlar. Burası da bizim serbest çizim yapabileceğimiz bir etkinlik. Sinirler ve kablo. Güzel. Damarlardan farklı bir yorum var mesela burada. Bu öğrencimiz farklı yorum yapabilen bir öğrenci bakın. Sınıfta verilen cevapların dışında bir yorum yapmış. Damardan farklı bir cevap sinir. Bu da güzel. Çünkü elektrikle ilişkisi belki daha fazla sinirsel iletilim. Güzel. Tamam. Ben burayı geçtim. Bütün öğrencilerimin çizimlerini aldım. Dersin sonunda da zaten raporlayacağım. Kapatıyorum. Bir sonraki çalışmama geçiyorum. Öğrenmelerde boşluk kalsın istemiyorum. Amacımız olan kazanımları edindik mi görmek istiyorum. Ölçme araçlarından bir tanesini daha boşluk doldurma aracını da kullanmak istiyorum. Ve diyorum ki öğrencilerime buradaki ifadede verilmeyen kelimeleri anlamlı şekilde aşağıdan sürükleyerek yerlerine taşıyınız. 4 kelime var. Yukarıdaki metinde ilgili yerlere taşımam lazım.
Chat bölümüne ben şu anda bakamıyorum Nani Hocam. Arada bildirim geliyor ama siz takip ediyorsunuz sanırım. Evet hocam. Biz yazışıyoruz hocalarımızla. Tamam. Aktif bir şekilde akıyor. Tamam. Güzel. Mesela şu anda 4'te 4 yapan Şermin ve Alev öğrencilerimi görüyorum. Büşra teknoloji zirvesi yine 4'te 4 yaparak çalışmayı tamamlamışlar. Öğrenmenin tamamlandığı ile ilgili anında size bilgilendirme yapıyor arkadaşlar. Bakın. Çarşamba günü etüt yapacaksınız. Acaba hangi öğrencilerimi çağırsam? Bakın karşınızda ekran var. Hangi öğrencileri çağıracağınız anlık olarak ekranınıza düşüyor. Bu öğrencileri çağırmaya gerek yok. Serkan tekrar yormayalım çarşamba günü. Serkan bu konuyu anlamış. Fatih'in annesi illa gelsin hocam benim çocuğum da etüde ihtiyacı var diyemez. Çünkü yok. Ben ölçtüm bunları, raporladım. Gibi fırsatlar sunuyor bize. Buradaki çalışmayı da yine bir ölçme aracı olarak değerlendirdim ama ben dersimi öyle bir noktada bitireyim ki çocuklarım dersten çıkmış gibi değil de oyundan çıkmış gibi bitirsin bu etkinliği. Onun için de son bir etkinliğim olan tırmanma yarışını yapıyorum. Tırmanma yarışı Nearpod'un içerisindeki en eğlenceli etkinliklerden bir tanesi. Şöyle ki bir ortam seçeceğiz. Tırmanacağımız alanı belirleyeceğiz. Bir dağ mı tırmanalım? Uzayda bir tırmanış mı gerçekleştirelim yoksa su altında mı tırmanalım? Burada mikrofonunu ilk açıp mekanı söyleyen arkadaşımızın tercihini dikkate alacağız. Su altı geldi. Tamam. Geldi evet. Tamam. Su altını tercih ettim. Sizin ekranınızda şimdi karakterler gelecek hocalarım. O karakterler 4 tane ama yana kaydırıp farklı karakterler de seçebilirsiniz. Seçtiğiniz karakteri belirledikten sonra da alttaki start butonuna basmanızı bekliyorum. Hemen giren öğrencilere bakın hızlıca. İyi ki isimleri yazıyoruz. Yoksa bu karakterler karışabilirdi. Bekliyorum. Şu anda 21 olduk. Kahoot yarışmasını kullananlar bilir. Mantık aynı. Doğru ve hızlı yanıt vermek daha çok puan kazandırıyor. O avatar zirveye daha hızlı tırmanıyor. Tırmanma kısmını benim ekranımdan göreceksiniz. Çünkü telefondan bağlananlar sadece soruları ve cevapları görecekler. Başlatalım mı? Haydi başlatalım. İlk sorumuz geliyor. Bu bir ölçme aracıydı. Ama eğlenceli bir ölçme aracı olarak kullanıyoruz. Birinci sorumuz. Basit elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Ekranınızı aşağı yukarı kaydırarak diğer seçenekleri de görebilirsiniz. Evet. Grupta tırmananlar var ve bekleyenler var. İlk sorunun ardından böyle bir sıralama oluştu. Hemen devam ediyoruz. İkinci sorumuza geçiyoruz. Özür dilerim, çok özür dilerim, çok özür dilerim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Ekrana yanlış dokundum. Affedersiniz. Affedersiniz. Bir dakika önce yaptığınız şeyi tekrar yapmanızı isteyeceğim. Kusura bakmayın. Şimdi hızlı olan kazanacak hocam ilk soruda. Evet. Ben bir an telefon ekranından bilgisayar ekranına geçerken yanlış butona tıkladım. Akış sağlanıyor burada. Evet. Çok hızlı geldi hocalarım sağ olsunlar. 22 bağlantı hemen oluştu. Pekala. Şimdi start diyoruz. İlk soruyu biliyordunuz. O zaman bakalım şıkların yeni kim hatırlıyor? Bu da bir hafıza oyunu oldu. Basit elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Yaklaşık 30 saniye var. Burada Kahoot'un sahip olduğu özellikler burada da var. Soru süresini ve seçenek sayısını belirleyebiliyorsunuz. Evet. İkinci sorumuz geliyor. Basit elektrik devresinde pilin yerleştirildiği kısma ne ad verilir? Dersi sonlandırdıktan sonra çok önemli bir bölüm var. Raporlama kısmı. Orayı hızlıca sizlerle paylaşacağım hocalarım. Evet, tırmanma devam ediyor. Heyecanlı bir şekilde devam ediyor. 5 sorumuz var. Tempoyu benim ekranımdan da takip edebilirsiniz.
Basit elektrik devresinde hangisi yoksa ampul kesinlikle ışık vermez. Duy, anahtar, akü, pil. Burada karakter seçimi de öğrencilerin çok hoşuna gidiyor. Kişiselleştirilmiş bir alan sağlıyor aynı zamanda. Kağıttan farklı olarak. Evet hocam. Zaten oyunlaştırmanın mantığında biraz da bu var ya. Evet, bir tercih yapabilmesi. Evet, mekanikler. Harika. Bu tırmanma hızıyla dördüncü soruya ulaştık. Ayrıca podyum kısmı da kağıta göre daha eğlenceli ve çocuğa göre. Bu soruda negatif, pozitif, kuzey, güney, mıknatıs, pil, bir karışıklık olmasın, net öğrenme gerçekleşmiş mi? Onu görebiliriz. Kavram yanılgıları varsa bunları tespit edebiliriz. Dördüncü sorumuzu da tamamlamış oluyoruz. Ve son soruya girerken Nail Hocam, bakalım sıralamamız nasıl? Bakalım. Evet. Grup haline gidiyoruz hocam şu anda. Tempoyu tutturduk. Ve son soru. Basit elektrik devresinde hangisini yaparsak ampulün parlaklığı artar? Hızlı ve doğru cevap veren öğrencilerimiz burada biraz daha zirveye yakın bitiriyorlar. Belki burada 30 saniyeyi biraz daha düşük tutabilirdik Nihan Hocam. Evet, belki süre azaltılabilir. Bu evet, ilk deneyimimiz hocalarımızda. Evet. O yüzden geniş zaman daha evet, iyi olacak. Ve 5. sorunun ardından yarışımızı tamamladık. Bakalım zirveye bayrağı kim dikmiş? Evet, Alev Hocamız zirveye bayrağı dikmiş. Kendi ekranınızdan takip edebilirsiniz Alev Hocam. Ve 1., 2., 3. de görülüyor. Öğrenci sinirini saklamak ya da göstermek sizin tercihinizde demiştik. Evet, dersimizi bitirdik çocuklar. Bir demo dersi yaptık sizlerle. Peki şimdi ne olacak? Öğretmen dersi buradan sonlandıracak. Tüm öğrenci ekranlarından dersi aynı anda sonlandırdım. Ama herkes eve çekildi. Öğrencilerim eve gittiler, dersten çıktılar. Ben bu dersin nasıl geçtiğini merak ediyorum ve raporlar kısmından son yaptığım dersimin raporlarını çekmek istiyorum. Burada raporları sınıfın genelini ya da öğrenciyi görecek şekilde alabilirsiniz. Ve bilgisayarınıza PDF olarak indirebilirsiniz. Mesela ben buradan bazı öğrencilerimin raporlarını bilgisayarıma indirmek istiyorum. Kendi bilgisayarıma. Hafta sonu veli toplantısında bu verilere dayalı olarak bir görüşme gerçekleştireceğim. Peki neyi gösteriyor bu raporlama bana? Dersin genel başarı durumunu gösteriyor. %77'lik bir başarıdan söz ediliyor. Keşke %80, %85 olsaydı daha iyi bir öğrenme gerçekleşmiş diyebilirdik. Açık uçlu sorularda hangi öğrenci ne cevap vermiş? Bakınız. Çizim etkinliğinde kim ne yapmış? Bakınız. Çok detaylı. Bütün raporları görebiliyorsunuz. Peki eşleştirmede hangi öğrencim kaç denemede doğru sonuca ulaşmış? Mesela burada problem var. 10 denemede bir eşleştirme. Ben bu öğrencimle hemen görüşmeliyim. Belki rehber öğretmenle beraber görüşmeliyim. Peki panomuz, ortak panomuzda neler vardı? Kimler ne demişti kanca sorusunda? Hop, bunu aldım mesela. Hatta print screen yaptım. Ekran görüntüsü aldım diyelim. Hemen görebiliyorum anlık olarak. Tırmanma yarışında kim ne yaptı? Bakınız o da burada. Hemen tırmanma yarışı raporlarında görebiliyorum. Son derece detaylı. İsterseniz soru bazlı bir değerlendirme, isterseniz öğrenci bazlı bir raporlama çıkarıyor burada. Birinci olan öğrencim hepsine cevap vermiş. Gibi. 5'te 5 yapmasına rağmen herkes birinci olamıyor. Burada çünkü zaman kriteri vardı gibi değerlendirebilirsiniz. Raporlama kısmı bu kadar güzel ve önemli arkadaşlar. Burası sizin bir sonraki dersinizi yapılandırmanız için son derece önemli bir kısım. Peki bu dersi biz nasıl oluşturduk? Hocalarım, çok kaba tabiriyle şunu söyleyebilirim. Nearpod adresinden çok basit bilgilerle bir hesap oluşturuyorsunuz. Bu ücretsiz bir hesap oluşturma süreci. Ücretsiz abonelik ve üyelikte yapabileceğiniz müthiş şeyler var. Mesela hemen artı kısmından bir ders oluştur diyorsunuz. Dersinize bir isim veriyorsunuz. Bir e-çalışması olsun istiyorum ben mesela bunun.
Ev çalışmama bir sayfa eklemek istiyorum. Ekle kısmından bir slide sayfası eklemek istiyorum. Ben bu sayfayı internetten ya da kendi bilgisayarımdan ekleyebilirim. Hemen arka plandan şuradan bir görsel seçiyorum. Siz belki bazı şeyleri görmeyeceksiniz ama ben hızlandıracağım bunun için. Mesela ilk sayfamı dersin giriş sayfası olarak kaydettim. Sonra dedim ki öğrencim evde tekrar etsin, biraz da çalışsın ve konuları pekiştirsin, unutmasın. Bir sayfa daha ekliyorum ama bu defa aktiviteler kısmından quiz ekleyerek anlama soruları yazmak istiyorum. Basit elektrik devreleriyle ilgili buraya sorular yazıyorum. Seçeneklerini giriyorum. Seçenek sayısını artırabiliyorum. Doğru cevabı işaretledikten sonra dilersem bir de görsel ekleyerek yine buradan sorumu kaydediyorum. Ya da yeni bir soru ekliyorum. Ben bir soruluk bir demo yapmış gibi göstereyim size. Sorumu kaydettim. Dilersem bir de video koymak istiyorum. Online bir video olsun diyorum. Buradan YouTube'dan herhangi bir videoyu ekleyebilirim. Bakınız şurada mesela elektrik akımı ve devreler diyor. Ekle dedim. Burada bir video da var. Öğrencim bunu da izlesin evde dedim ve kaydettim. 3 sayfalık bir çalışma hazırladım. Bunu öğrencimle nasıl paylaşacağım? Bakın yaptığım çalışma hemen kütüphaneme eklendi. Bu dersi, canlı ders sizin ve benim yaptığım gibi kullanabilirim ya da öğrenci kendi temposunda çalışsın deyip hemen buraya tıklayarak dilersem takvimimi de belirleyerek ne kadar sürede yapmasını istiyorum, kaç günlük bir çalışma bu, ayarını yaptım. Şuradaki kodu öğrencime göndererek ya da linkini kopyalayarak ulaştırıyorum ve her öğrencim istediği zaman bu çalışmaya girip bu çalışmayı sonlandırıyor. Ve o ödevi yapan tüm öğrencilerin de yine raporlarını siz bu dersin raporlar kısmından görebiliyorsunuz. Hızlı bir sunum olduğunun farkındayım. İlk sunumda olduğu gibi içeriklerin bolca olacağı, anlatılacağı yerler belki daha geniş oturumlar ama sizin keşfiniz burada çok daha önemli. Nalan Hocam FED'den bahsetmişti. Bakınız burada mesela ekle kısmını kullandığımızda bize müthiş 3 boyutlu uygulama araçları sunuyor. Orası da şurası. FED'in simülasyonları. Ben ortaokul ya da ilkokul seviyesinde FED'in elektrikle ilgili araçlarını deneyimlemek istiyorsam ve konum basit elektrik devresi ise buraya girdiğinde öğrenci herhangi bir üyelik ekstra vesaire herhangi bir şey oluşturmadan Nearpod'un içerisinde basit elektrik devreleriyle çok güzel deneyimler yaşayabilir. Nedir o? Hemen açılısını göstereceğim. Tam ekran yapıyorum. Bakınız burada hemen kablolar ekliyorum. Görüyor musunuz? Evet hocam, net gözüküyor. Tamam. Bataryamı ekliyorum. Bir ampul koydum buraya mesela. Kablolarımı devam ettiriyorum. En basit haliyle kuracağım. Tasarımsal olarak değerlendirilmesin lütfen. Uzatabiliyorsunuz. Hemen bir anahtar da ekleyelim buraya. Bakın. Devre ışık verdi. Ampul ışık verdi. Devre elektrik akışı için tamamlandı gibi ufak deneyimler sunabilirsiniz. Buralar sizin artık keşfinize ve yaratıcılığınıza kalmış içerikler diyorum. Hocalarım hızlıca bir çalışma da yapalım ve çalışmayı sonlandıralım diyorum. Sizlerin soruları varsa lütfen chat kısmına yazın. Mail adresleriniz bizde var. Hızlıca dönmeye çalışırız. Sizden sadece bir geri bildirim isteyeceğiz. Atölyeyle ilgili diyoruz ki bir çıkış bileti alalım. Bu çıkış bileti de şöyle olsun. İyi ki geldim ya da nereden geldim İstanbul'a ya da neden geldim? İkisinden bir tanesini seçerek yorum yapabilirsiniz. Hemen sizinle linkini paylaşacağım. Yine Nearpod Student kısmından girerek ekrandaki kodu yazarak bir çıkış bileti yazmanızı istiyoruz. Jandarma, Yozgat, Urfa, Van, Niğde kodunu girerek şu köşede de görüyorsunuz. Jandarma, Yozgat, Urfa, Van, Niğde kodunu girerek çıkış biletlerinizi bekliyoruz. Bu hazırladığım örnek elektrik konusu sunumunu sizinle paylaşacağım. Mail adresleriniz var. Merak eden hocalarım olabilir. O yüzden söylüyorum. Ayrıca başka programla ilgili sormak istediğiniz, talep ettiğiniz şeyler varsa onları da hızlıca mail adreslerinizden dönmeye çalışırız. Bu hafta sonu işimiz bu gibi görünüyor. Hiç problem değil. Evet, sorularınızı açığız. Evet. Kod bölümünü de görüşlerinizi alırsak hızlıca bekliyoruz. Diğer oturumumuza geçmek üzereyiz. Anlayışınıza sığınıyoruz hocalarım.
Bölümünde kodu yapıştırdık. Oradan hemen kopyala yapıştırla da giriş yapabilirsiniz. Kesinlikle. Buradan biz de ekrandan görelim hocalarımızın verdiği yanıtları. Sağ olunuz. Güzel dönüşler var. Teşekkür ediyoruz. Evet. Hocalarım, bu güzel cumartesi gününde bu eğitime katıldığınız için, fedakarlıkta bulunduğunuz için diye teşekkür ederler ya. Hani bir deniz kenarında kahvaltı yapmak varken buraya gelmişsiniz falan. Aslında belki de şu anda deniz kenarında kahvaltı yapanlar vardır. Dolayısıyla teknolojinin nimetleri bizi buraya taşımışken ama yine de katıldığınız için teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Evet, iyi ki geldiniz diyeyim. Yeni Doğu ailesi adına da teşekkür edelim. Belki sonraki buluşmalarda da görüşmek üzere diyelim. Narin Hocam. Çok teşekkür ediyoruz tüm katılımcılarımıza. Biz bu sunumu yapmaktan mutluluk duyduk. Gayet güzeldi. Umarız onların da işine yarar, keyif almışlardır. Sağ olsunlar. İnşallah. Hocalarım, Allah'a emanet olunuz. Çok teşekkür ederiz. Bizim için müthiş bir deneyimdi. Ekranımı durduruyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah başka çalışmalarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Eyvallah. Hoşçakalın.